Mekke müşriklerinin ellerinde ilahi bir kitap olmadığına göre onlar Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna nasıl inanacaklardı ve nasıl da inanmışlardı? Yani Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği sözler, yapmış olduğu davet, çağrı o insanların doğal yapısına son derece uygun. O zamana kadar toplumun içerisinde yaşıyor. 40 yaşından itibaren çok farklı konuşmalara başlıyor birdenbire. Ve bu Allah'ın bana yapmış olduğu vahiydir diyor. Zaten güvenilir bir kişi de. Ve burada bu insanlar eğer, zaten bunlar hepsi Arap. Arap oldukları için ve Mekke'de de Arap dili konusunda çok önemli çalışmalar var. İşte şiirler söyleniyor, çeşitli şeyler yapılıyor. Yani güzel şiirler Kabe'nin duvarında asılıyor, şiir yarışmaları yapılıyor. Şimdi burada Allah-u Teala o insanlara şunu söylüyor. Mesela ayetlerden bir tanesi, şimdi Bakara suresinde, surenin 23. ayeti diyor ki: "Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina." Eğer kulumuza indirdiğimiz şey konusunda şüpheniz varsa, Muhammed bir şey söylüyor, tamam, bu onun kendi sözüdür diye şüpheleniyorsanız, o sözün daha güzelini, aynısını siz de söyleyebilirsiniz. "Fe'tu bi suretin min mislihi." Bunun dengi bir sure getirin. Bunun getirdiği surelerin dengi bir sure siz de yapın, getirin. Zor bir şey değil yani. Yani o bir insan eseriyse siz de yapabilirsiniz. Sadece siz değil. "Ved'u şuhedâekum min dûnillâh." Allah ile aranıza koymuş olduğunuz bütün şahitlerinizle, yani Allah'ın dışında çok böyle, bu adamlar işte meseleleri gayet iyi bilirler. İşte bunlar din, çok iyi din konusunda bilgi sahibidirler falan konusunda bilgi sahibi, yani böyle uzman, şahitliği olan, yani böyle o olayları yakından izlemiş olan, bilen kişilerinizi de çağırın. "İn kuntum sadikin." Eğer haklıysanız bunu yaparsınız. Yani eğer bu söz Muhammed'e ait sözse, siz de sadece kendiniz değil, bütün uzmanlarınızla birlikte toplaşın. Bunun surelerinden herhangi bir tanesini yapın. En küçüğünü yapın. Hiç önemli değil. Şunu yapın, bunu yapın değil. "Feillem tef'alu." Bunu yapamazsanız ki, "velen tef'alu." Asla yapamayacaksınız. "Fettegun nârul leti vekûdü en nâs vel hicâre." O zaman yakıtı insan ve taşlar olan o ateşe karşı kendinizi sakındırmaya, kendinizi korumaya çalışın. "U'iddetli kafirin." Kafirler için hazırlanmıştır. Yani gerçekleri görüp örten için. Hadi bakalım. Yani şöyle bir tane kuru yaprak. Bir kuru yaprağı yapan bir fabrika yeryüzünde var mıdır? Araştırın bakalım, bulabiliyor musunuz? Bir kuru yaprağı yapan fabrika yoksa, ki olamaz, o zaman o kuru yaprak Allah tarafından yaratılmıştır. İşte bakarsınız bu Kur'an, Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği şeyin herhangi bir bölümünü siz oluşturamıyorsanız, o zaman bu Allah'a ait bir şeydir diye anlarsınız. Zaten sizin fıtratınıza uygundur, bunun kesin kanaatine varırsınız. Ondan sonra inanmanız gerekir. Yani öyle bir başka mucizelere gerek yok. Zaten Muhammed Aleyhisselam son nebidir. İsa Aleyhisselam gibi DNA'yı Musa Aleyhisselam gibi DNA'yı atması, elini koltuğundan çıkarması, ya da İsa Aleyhisselam gibi işte şey yapması, yani bir kuş heykeli yapması, üfleyerek onun uçması, yani onların, bütün nebilerin göstermiş olduğu şeyler olsa, yani şöyle düşünün, bugünkü bir insan için Musa Aleyhisselam'ın şeylerinden bahsedilse, Firavun'a karşı gösterdiği mucizelerden bahsedilse, o mucizeleri görmeyen kişiler ondan dolayı Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu söyleyebilirler mi? Mümkün değil. Ha der ki, benim babaannem de böyle hikayeler anlatıyordu der. Ya da Muhammed Aleyhisselam'a hangi mucize verilmiş olsa bile, her türlü mucize, ama bugün bizim elimizdeki mucize Kur'an-ı Kerim'dir. Bugün tüm insanlık toplaşsın, eğer herhangi bir suresini yapabiliyorlarsa yapsınlar. O zaman bu Allah'ın kitabı değildir. Ama
yapamıyorsanız ki asla yapamazsınız, bunun Allah'ın kitabı olduğunda şüpheniz olmayacaktır. Ondan sonra kabul edip etmemek size kalmış. Etmezseniz ceza görürseniz, görürsünüz, ederseniz ödülünü alırsınız. Muhammed Aleyhisselam da zaten aynı konumdaydı ve ilk inen ayetlerde Allah-u Teala kendisine inanın Allah'ın kitabı olduğunu ancak etrafını okuması, yaratan, yaratılanlara bakmasıyla mümkün olacağını ona da söylemiş oldu. Tabii yani. Tabii elbette. Önce kendisine inanması evet. gerekiyordu.